Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yeni bir kart açılımı yapmak istiyorum. Sevdiğin kişi seni seviyor mu? Başlık olarak bu şekil yazacağım. Bugünkü kart açılımımız iskambil ve tarot kartlar eşliğiyle bir arada bakılacak ya da yorumlayacağım. Gördüğünüz gibi 6 deste var ama burayı deste olarak seçmiyorsunuz ya da 1-2 olarak seçmeyeceksiniz. Şu şekil seçiyorsunuz. 6 renk var burada. Mesela turuncu renk ya da fosfor renk diyelim. Sarı renk, mor, pembe, kırmızı, yeşil. İstediğiniz bir rengi seçiyorsunuz. Karamsal olmayacaksınız. Şu şekil tutayım. Herhangi bir istediğiniz rengi seçiyorsunuz. Konu sevdiğin kişi seni seviyor mu? Seçtiniz. Tamam. Mor 1 numara olarak yaptım. Pembe 2 numara. Sarı 3 numara. Turuncu renkimiz ya da fosfor renkimiz 4 numara. Kırmızı 5 numara ve yeşil 6 numara olarak bakacağız. Şimdi renkleri desteden önce seçmeniz gerekiyor. Ben az önce söyledim. Önce renki seçiyorsunuz. Numara olarak seçmiyorsunuz. Seçtiğiniz zaman iki renk arasında gidip gelmeyeceksiniz. Tek bir renki seçiyorsunuz ve kart neyi gösteriyorsa ben onu söylemek zorundayım. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Rana Hanım'ın telefon numarasını bilen var mı diye soruyorsunuz. Şurada telefon numara yazıyor ama siz bu videonu nasıl bakıyorsunuz ya da hangi gözden izliyorsunuz bilmiyorum ya sadece kulaklıkla izleyip mesela kart yorumlarına bakmadan sadece dinliyor musunuz orasını ben bilemiyorum ama Rana Hanım'ın telefonunu bilen var mı diye yazmayın yorumlar kısmında. Telefon tüm videolarda çıkıyor ya da tüm videolarda ben işte bu şekil telefon numaramı gösteriyorum koyuyorum. Sadece sizin dikkatli olmadığınız için ya da ciddi olmadığınız için ya da ciddi gözden bu bakımı bakmadığınız için ya da videoyu izlemediğiniz için Rana Hanım'ın telefon numarasını göremiyorsunuz. Daha doğrusu kendinizin sorumlu olmadığınızı ya da dikkatli olmadığınızı ortaya da çıkartmış olacaksınız. O yüzden de telefon numarası var mı diye yazmak çok kolay ama önce bir zahmet. Bir bakıver, insanlar senin için var deyip ya da yazmasına gerek yok. Sen kendin biraz hareket etmen gerekiyor. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Sevdiğin kişi seni seviyor mu? Dediğimiz zaman bu senin sevdiğin kişi seni seviyor mu anlamına geliyor. Ve ayrıyetten de şimdiki gün hayatınızda birlikte olduğunuz kişi sizi seviyor mu mesela? Bunu da öğrenmiş olacaksınız. Ama platonik aşk için geçerli değil diye söylüyorum direkt. Ben platonik aşk için bakım yapmıyorum değil, mantıklı görmüyorum bu bakımı. Şimdi bu bakım kamera karşısında ya da video olarak genel bakım sayılıyor. Bireysel bakım değil. Ya da bakımı medyumlar, hocalar ya da tarot yorumcuları biz yorumluyoruz ama hayatı siz yaşıyorsunuz. Ama izleyicilerim illa ya Rana Hanım kart açılımı yap ya da kart yorumları yap dediği için tabii ki ben de aboneleri ya da beni izleyenleri kırmayacağım. Bu şekil yavaş yavaş kart açılımlarını sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Tekrar diyorum konumuz sevdiğin kişi seni seviyor mu? Başlıyoruz mor renkten. İlk mor renge bakıyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugünkü kart açılımım biraz değişik olacak. Her zamankisi gibi olmayacak. Gördüğünüz gibi 36 iskambil kart var burada. 36 karttan işte görüyorsunuz şurada 9, kırmızı 9'umuz. Eğer sol tarafta çıkarsa sevdiğin kişi seni seviyor. Sağ tarafta çıkarsa demek ki sevmiyor. Ve o şekil
İskambil kart yorumundan sonra tarot kartlardan da destek alacağız ya da tarot kartlarıyla da bakacağız. Şimdi bakalım sevdiğin kişi seni seviyor mu? Sağ tarafta çıktı. Mor renk sevdiğin kişi seni seviyor diyemem. Çünkü sağ tarafta çıktı. Bu bir. Şimdi üç tane iskambil çekelim. Şu şekil. Sanki sevdiğin kişi evlenmiş de olabilir. Ya da senden geçmiş hayatında aynı iş yerinde ya da aynı üniversitede sonuçta sizi bağlayan sanki geçmişten bir bağ var. Ve şimdiki günde sevdiğin kişi seni sevmiyor demem daha doğru. Sebep sanki burada sevdiğin kişi sana nasıl gözden bakıyor dediğim zaman düşman gözüyle değil de nefret, kinle bakıyor demek istiyorum. Buradaki gördüğüm profil sevdiğin kişi ya evli birisi ya da evlenmiş ya da sen şu an evlendin. Sonuçta partnerlerden biri evli ve sevdiğin kişi geçmiş hayatına baktığım zaman sizi bağlayan bir bağ bu iş olabilir ya da üniversite olabilir. Ya da bir aynı ortamda belli bir tanıdıklarınız olabilir ya da akraba bağı olabilir burada. Ve niyedir sana karşı sevdiğin kişi kin besliyor ve seni sevmiyor demek istiyorum. Şimdi sebep neymiş? Tarot kartlarından da bu aşk kartı mesela. Buradan da destek alacağız. Sebep neymiş? Kıskançlık ya da egoist nasıl diyeyim hep benim olsun ya hep benim olacaksın anlamına da geliyor bu sebep ve buradan da bir tane kart alıp bakalım. Evet küslük burada sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğim zaman küslük görüyorum ve kart olarak da mesela tanrı kartları olarak size tanrı kartları ne tavsiye ediyor? Tanrı kartları size neyi tavsiye ediyor? İlahi tutku diyor. Burada kendine dürüst ol. Kalbinin gerçek arzusu ne diye yazıyor. Burada Tanrı Pele çıkıyor. Şimdi bu biliyor musun ne? Aslında kendine dürüst ol diye yazıyor. Demek ki burada bir kıskançlık profili görüyorum. Sevdiğin kişiyle senin aranda ya da burada nasıl diyeyim kin besliyor sana karşı diye de söyledim. Ya da sevdiğin kişi şimdiki gün seni sevmiyor diye söyledim. Burada haksızlığa uğramış olabilir. Mesela şu mor renki aklından geçiren ya da mor renki tutan danışanım ya da izleyicim. Ya da bir mesela haksızlığa uğradım ya da bir iftiraya uğradım diyorsunuz ya ama sen mesela hala da seviyorsun karşı tarafı ama karşı taraf seni seviyor mu diye bu açılımı tuttuğun için ya da aklından işte mor renk geçti diyelim. Benim burada gördüğüm dikkatli olman gerekiyor. Eğer bu aralar bir aradaysan ya da birlikteysen çünkü kıskanç bir huya da sahip olabilir senin sevdiğin kişi ve ileriki zamanda bu kıskançlık yüzünden yapmadığın bir işi yaptın deyip de iftira da atabilir sana. Ya da bir şeyleri ispatlayamadan, kendini ispatlayamadan da bu ilişkin sona da erebilir. O yüzden de sevdiğin kişiyle şimdiki gün bir aradaysan, çabuk küsen huya sayıp biraz dikkatli olman gerekiyor. Eğer geçmiş hayatında sevdiğin kişi senden ayrıldıysa, kendin için dürüst ol diyor. Burada kendini kimseye ispatlamana gerek yok. Sen nasıl olsa için dürüst olduğunu ya da beyinden sen kimseyi sevmediğini sadece işte o şahsı sevdiğini sadece
Onu sevip onu beklediğini mesela kendin biliyorsun. Kendine dürüst ol. Kimseye bir şey ispatlamana gerek yok anlamına da geliyor burada. Uzun lafın kısacası şurada mor rengi seçen izleyicilerim. Eğer şimdiki gün bir aradaysanız dikkatli olun. Kıskanç huya sahip ama ben pek sevdiğini söyleyemem. Geçmiş hayatınıza da baktığım zaman akrabanız olabilir, sevdiğiniz kişi ya da aynı iş ortamı ya da aynı üniversiteden olabilir ama niyedir size karşı bir kin olarak aranızda bir ayrılık ve kendini ispatlayamadan ya da bir iftiraya uğrayıp da sanki sevdiğin kişiye kendini ispatlayamadığını görüyorum. Ama sen hala da onu seviyorsun. Bir numara ya da mor renkimiz bu şekil çıkıyor bakımınız. Bir numara sizi sevmiş, sevmemiş diye bir şey yok. Ama sanki bir iftira ya da yapmadığın bir şey, bir şeylerle karşılaşmışsın. Ya da senin sevdiğin kişiye laf anlatamıyorsun mesela. Öyle değil böyle deyip de bir şeyler oturup anlaşıyorsun ya işte konuşuyorsun ya anlatıyorsun. Bir huyu çok ağır birisi olarak görüyorum. O yüzden de. Şimdiki gün aşk var mı diye sorarsanız ben aşk değil de kinin daha çok olduğunu görüyorum. Şimdi pembe renkimiz 2 numara. Arkadaşlar tüm bakım için geçerli. Eğer şu kırmızı kartımız sol tarafta çıkıyorsa partnerin seni ya da sevdiğin kişi seni seviyor anlamına geliyor. Yok eğer sağ tarafta çıkarsa da bir saniye. Kartı göstereyim. Sağ tarafta çıkarsa bu sevmiyor anlamına geliyor ya da sebeplerine bakacağız. Şu kart. 9. Gördüğünüz gibi aşk anlamına geliyor. Bu şekilde yorumlayacağım. Pembe renkimiz sevdiğiniz kişi sizi seviyor. Sanki olmayacak dediğiniz bir aşk ya da olmayacak dediğiniz bir ilişki sonradan ciddiye dönüşen bir ilişki görüyorum burada. Partner sizi seviyor ya da sevdiğiniz kişi sizi sevdiğini görüyorum. Bir de kart olarak da bu kartlardan da destek alacağız. Sevdiğiniz kişiyle ilgili. Başarılı bir sevgi. Eğer mesela sevdiğin kişi şimdiki gün bir arada değilsen hala da seni düşünüyor. Sanki arada bir çoluk çocuk da var gibi görüyorum. Ya da bu mesela boşandığın eşin de olabilir. Ama hala da aklında sen varsın. Sevdiğin kişiyle şimdiki gün birlikteysen ya da bu senin resmi nikahlı eşin değilse örneğin seninle evlilik düşünüyor. Çünkü niyeti ciddi olduğunu görüyorum. Ya da olmayacak dediğiniz bir ilişki içindeyseniz bu aralar seviyorsun ama bu ilişkiden bir şey olmaz ya da ciddi niyeti yok galiba bu adamın diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sevdiğiniz kişinin niyeti ciddi ve niyedir seninle evlilik istiyor. Daha doğrusu çoluk çocuğa karışmak istiyor. Devam ediyoruz. Burada da şey çıkıyor. Az önceki bir numara gibi mesela morda çıktık gibi.
mesela çabuk küsen bir huya da sahip olabilir ama daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela artık bir şans yok bu ilişkiden, bu olmayacak diye umudunu kesiyorsun ya bir ilişkiden. Ama geriye döndüğün zaman burada iki kadeh duruyor dolu olarak. Geriye dönüp baktığın zaman bir şans vermen gerekiyor ya da bir geriye dönüp bir şans vermen gerekiyor. Ya da hala bu ilişkinin devam edeceğiyle ilgili bir umudun varsa ya da bekliyorsan öyle bir şey, sevdiğin kişiyle bu aralar küssen barışacaksın ve bu ilişki evliliğe doğru bile yürüyecek. Çünkü bir umut görüyorum burada ya bir umut kapısı ya da hala bir şans var bu ilişkinin devam etmesi için ya da bu ilişkinin evliliğe doğru yürümesi için. Ve bakalım Tanrı kartlar ne gösterecek. Burada şey çıkıyor, bu kart kendisi düştüğü için bereket çıkıyor. Ya da Tanrı Ostara çıkıyor. Bu ne anlamına geliyor? Bu bereket, verimlilik ya da olumlu çıkıyor. Çünkü görüyorsunuz her şey çiçek açmış. Şu pembe renkimiz sevdiğin kişi seni seviyor. Eğer bunu bekar birisi izliyorsa bu videoyu evlilik, küs olanlar mesela izliyorsa ya da eski eşi taraftan mesela bırakıldın ya da eski eşin şu an senden ayrı, ayrıldığına çok pişman, seni seviyor ya da tekrar dönmek istiyor sana. İki numara ya da şu pembe renkimiz çok güzel çıktı. Bereket demek. Bereket ne anlama geliyor? Bu işin devamı gelecek. Çünkü bereket olduğu zaman sürekli bir eve uğur, şans, para, pul geliyor. Ya da devamı kesilmeyen bir şeyler geliyor. Bereket girdi bunun içine diyoruz ya mesela. O yüzden de burada bereket görüyorum ve bereket devamı gelecek olan bir ilişki ya da devamı bu ilişkinin evliliğe doğru yürüyecek. Çok güzel çıktı pembe renkimiz. Sevdiğiniz kişi sizi seviyor. İki numara ya da pembe renkimiz bakımı bitti. Üç numara sarı renkimiz. Sarı renki niyedir? Daha çok evli olanlar sanki izliyor. Çünkü evlilik kartı düştü az önce elimden. Bir bakalım. Sol tarafta çıkıyorsa kırmızı olan şu kalp şekli olan kırmızı 9 sol tarafta çıkarsa seviyor. Sağ tarafta çıkarsa sevmiyor anlamına geliyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kart yorumumu beğenen varsa tabii ki kanalıma abone olup da ya da bu yorumları izlemeye devam edin. Ben süsleyip de olmayan bir şeyi oldu diyemem. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Ben bu şekil yorumcuyum ya. Ben bu şekil tarot kartını yorumluyorum ya da İskambil kartını bu şekil yorumluyorum. Gece gündüz her şeyi iyi diyemem. Çünkü hayatta iyi de var, kötü de var. Kötüyü algılayabilen ya da kötülüklerle karşılaşıp güçlü durabilen insan İyiliği de karşılaştığı zaman ya da para pulla karşılaştığı zaman hayatta nasıl harcayacağını biliyor ya da geçmişte kötü bir ilişkisi olan yeni bir ilişki yaşadığı zaman mesela iyi bir ilişki karşısına çıktığı zaman kötüyle kıyaslayıp da ilerlemek için hangi adımları atması gerekiyor hata yaptıktan sonra güçlü olan insanlar mesela ya da beyinsel olarak güçlü olanlar kanalıma abone olsun ya da kart yorumlarımı izlesin demiyorum. Ama güçlü olmanız gerekiyor. Daha doğrusu güçlü olan insanlar beyinsel olarak iyi de kötüyü de kabullenebiliyorlar. Karakter olarak zayıf olan insanlar kötü dediğin zaman hemen şey yapmaya başlıyorlar. Neden, ne için diye birden paniğe kaplanıyorlar. Paniğe kaplanmamanız gerekiyor. Özellikle şöyle bakımlarda kamera karşısında videolar paylaştığımız zaman çünkü burası genel açılım. Herkes için geniş bir açılım. Senin için özel sayılmıyor. Neyse şu sarı renk 3 numaramız partnerin ya da sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğin zaman ben burada sevgi görmüyorum. Ya da
sevse bile pek belli etmeyen bir ilişki görüyorum burada. Evet, evli olanlar belki beni izliyor diye söyledim. Bakım öncesi 2 numaramızda, 3 numara sarı renkimizde ve burada sanki sevdiğin kişi evlenmiş gitmiş, sen hayal kırıklığına uğramışsın ya da sen evlenmişsin, sevdiğin kişi hayal kırıklığına uğramış, ya da birden birisi evli olabilir burada. Sonuçta 3 numara sarı renkimizin bir evlilikle niyedir bir alakası var. Sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğim zaman seni sevmiyor. Sen ya da sevdiğin kişi birdenbire hayal kırıklığına uğradığınızı görüyorum burada. Şimdi tarot kartlar desteğiyle bakacağız. Sevdiğin kişi seni seviyor mu diye. Canım, sevdiğin kişi seni sevmiyor. Ya da sevdiğin kişi sana karşı dürüst olmamış olabilir. Ya da sen sevdiğin kişiye karşı dürüst olmamışsın burada. Sen sevdiğin kişiyi aldattın ya da ihanet ettin diyemem çünkü geniş açılım burası. Ama burada sevdiğin kişi tarafından sanki bir sana karşı güvensizlik var sevdiğin kişide. Bakalım bu tarottan. Sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğim zaman şimdiki gün aklında var mısın? Varsın. Ama sanki sana karşı görüyorsun şurada adamın ayağı mesela tek bir ayak ileriye. Senin için uzattığım ayağı geri çekmiyorum diyorlar ya, ya bir daha ayağımı uzatmayacağım sen tarafa diyorlar ya, ben o şekil görüyorum. Burada sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğimiz zaman geçmiş hayatta baya bir güzel ilişki, bir güzel aşk mesela. Eğer bunu ayrılan partnerlerden birisi izliyorsa, eğer yok şimdiki gün sevdiğin kişiyle birliktelik varsa dikkatli olman gerekiyor. Belki sevdiğin kişi sana güvenmeyebilir, ya da sen ona güvenmiyorsun. Sonuçta burada ağırbaşlı olarak ya da olgunca düşünmen gerekiyor bazı konuları. Hemen kestirip atmaman gerekiyor. Sevdiğin kişi seni sevmiyorsa bile şimdiki gün örneğim şurada sevmiyor çıkıyor. İleriki zamanda sana karşı bir düşüncesi ya da sana karşı niyeti değişebilir diye burada çıkıyor. Ve tanrılar kartı ile bakalım ne çıkacak. Burada Kali çıkıyor. Tanrı Kali ya da Tanrı Kali Mahakali olarak geçiyor. Mahakali Tanrı biliyorsunuz Budistlerde çok güçlü bir tanrı olarak biliniyor. Bitişler ve başlangıçlar diye çıkıyor. Az önce ne dedim ben size şurada? Eğer şimdiki gün sizi sevmiyorsa bile şurada sevmiyor diye çıktı çünkü. İleriki zamanda sana karşı fikri değişebilir. Burada niyedir? Güvensizlik var diye söyledim. Ve burada en son tavsiye olarak ne çıkıyor? Tanrı Kali ve bitişler ve başlangıçlar diye çıkıyor. Mesela bunu izleyen şu an mesela 3 numara sarı renge tutan izleyicim geçmiş hayatında birilerini sevdiyse ve hala da onu düşünüyorsa ayrılma nedenin ya da seni sevmeme nedeni sana karşı bir düşünce olarak güvensizlik olmuş. O yüzden de senden ayrılmış ya da seni sevmemiş diyeyim sevdiğin kişi. Ama bitişler ve başlangıçlar diyor burada. Tekrar yeniden bir araya gelme şansın da var sevdiğin kişiyle. Ya da sana mesela güvenmediyse ileriki zamanda pişmanlık da olabilir içinde. Tekrar dönüş de olabilir sevdiğin kişi. Senle mesela seni seviyor mu dediğim zaman bir pişmanlık da yaşayabilir. Ve burada az önce de söyledim ileriki zamanda seninle ilgili fikri değişebilir diye. Ve Mahakali mesela Kali Tanrı çok mesela nasıl diyeyim hırslı. Ya da birisi bir kötülük yaptığı zaman daha fazla kötülük yapabilen güçlü bir tanrı biliniyor. O yüzden de
Burada bitişler ve başlangıçlar diye çıkıyor. Geçmiş hayatındaki kişiyi mesela aklından geçirip beni seviyor mu hala diye düşünüyorsan, sana karşı mesela pişmanlık var içinde, çünkü sana karşı bir güvensizlik olarak seni sevmemiş ya da hemen mesela aran kopmuş olabilir. Ama şimdiki gün birlikte olanlar varsa, sevdiğin kişi tam olarak seni sevdiğinin adını koyamıyor ve burada şey görüyorum ben, bir güvensizlik sana karşı ya da sen partnerine karşı. Ama uzun lafın kısacası, sen sabredersen sevdiğin kişi, senin sevdiğin kişi ileriki zamanda seni gerçekten de sevecek. Çünkü yeniden başlangıçlar görüyorum. 3 numaramız da fena çıkmadı aslında, sarı renkimiz. Şimdi turuncu renkimiz ya da portakal renki diyeyim ya da fosfor renk, artık nasıl düşünüyorsanız bu renki ya da nasıl söylemek istiyorsanız o şekil düşünün. Şimdi 4 numara, sevdiğin kişi seni seviyor mu? Bir de şöyle bir şey, ben bakımın içine giriyorum. Kısa ve öz, mesela seviyor ve sevmiyor deyip bu bakımı bitirebilirim. Ama inanın sizden çok ben merak ediyorum. Çünkü ben bakım yaptığım zaman o bakımın içine öyle bir giriyorum ki derin girip derin bakmak istiyorum tüm bakımlarıma. Şimdi sol tarafta çıkarsa seviyor, sağ tarafta çıkıyorsa sevmiyor anlamına geliyor. Kırmızı kalp renk 9 numaramız çıkarsa sol tarafta seviyor. Sağ tarafta, ben şu şekil söyleyeyim, sağ tarafta çıktı. Sevdiğin kişi seni sevmiyor ama neden sevmiyor Rana Hanım beni, sevdiğim kişi diye sorarsan, belki senin ilişkin devam ediyor ama tam olarak mesela seni sevmeme nedeni nefret, kin demiyorum burada. Burada ya çok tartışıyorsunuz ya da aranızda anlaşamamazlıklar var. Şimdiki gün bir aradaysanız ya da sevdiğin kişi geçmiş hayatından birini sen hala sevip de düşünüyorsan, seni sevmeme nedeni aranızda bir kavga ya da sağlam bir tartışma olduğunu görüyorum. Ya da bir konuşma sebebinden dolayı mesela sevdiğin kişi seni sevmemiş de olabilir ya da yanlış bir şey konuşmuş olabilirsin. 4 numaramız fosfor rengimiz ya da turuncu rengimiz. Bir dakika, tarot desteğiyle bakalım. Eğer bir aradaysanız şimdiki gün sevdiğiniz kişiyle, mesela kızlar ya da erkekler, yeni bir ilişki ise konuşmalarınıza dikkat edin ya da çok tartışmayın boş boş. Seni seviyor mu dediğim zaman, bak ablacığım bu ne anlamına geliyor ya da abicim, işte kim bakıyorsa, bu büyük arkan anlamına geliyor ya da büyük arkan azize anlamına geliyor. Azize sus anlamına geliyor ya da fazla konuşma, sessiz kal, şimdi susma zamanı ya da şimdi sessizlik zamanı anlamına geliyor. Bir de bu ters çıktı, ne anlamına geliyor? Az önce ne dedim? Konuşmadan dolayı belki sevdiğin kişi seni sevmiyor, çünkü sevmiyor çıkıyor burada. Ya da çok konuşuyorsun ya da konuşmaman gereken bir şeyi konuştun da adam senden ya da kadın senden tiskinmiş olabilir. Bu şekil görüyorum. Eğer şimdiki gün yeni bir ilişki ise ve bunu merak ederek beni seviyor mu diye düşünüyorsan, az konuşman gerekiyor. Bazı yerlerde, mesela bazı konularda sessiz kalman gerekiyor. Evet canım, burada baya bir mücadele vereceğiniz bir ilişki ya da bu ilişkini yürütmek için baya bir aranızda mesela kavgalar çıkabilir. Çünkü bu kartın anlamı, mesela aşk bakımında baktığımız zaman mücadele ya da kıskançlık anlamına da geliyor ama baya bir mücadele vermen gerekiyor. Çünkü seni seviyor mu? Sevmiş ya da sen çok seviyorsun. Ama bu ilişkini yürütmek istiyorsan ya da ayrılma nedenin burada konuşma ya da aranızda bir dedikodu ya da olmayan bir şey söylenmiş de ayrılmış olabilirsiniz.
yeni bir ilişkiyse sen baya bir mücadele vermen gerekiyor ki bu adam seni sevsin istiyorsan ya da bu ilişkiyi yürütmek istiyorsan dikkatli olman gerekiyor. Bir de tanrılar kartından bakalım ne çıkacak. Çiçek açmak diyor. Bu çiçek açmak biliyor musun? Yeni başlıyorsun anlamına geliyor. Ben az önce de söyledim. Yeni bir ilişki ise susman gerekiyor. Ya da fazla konuşmaman gerekiyor. Bu yüzden kendin ve ne diyor burada? Süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Ne diye söyledim size şurada? Baya bir mücadele vermen gerekiyor. Pes etme, fazla konuşma. Demek ki senin sevdiğin kişi şöyle bir huya da sahip olabilir. Çabuk kızan ya çabuk kestirip atan birisi de olabilir huy olarak. Çünkü şu iki kart bir arada çıktığı zaman burada ne çıkıyor? Tanrı Ayrakura çıkıyor şimdi. Bu neyse Ayrakura anlamı işte. Burada çiçek açma anlamına geliyor. Yeni başlayan bir ilişki ise sabırlı olman gerekiyor. Ya da geçmişten birini düşünerek bu ilişkiyi mesela bu bakıma tuttuysan mesela şu renki diyelim turuncu rengini demek ki geçmiş hayatındaki insan sen hala da seviyorsun ama adam seni ya da kadın seni sevmiyor sebep susmamışsın ya da bir şeyler söylemişsin ki bu ilişki bitmiş ya da birileri girmiş aranıza dedikoduyla susmanız gerekiyor sevdiğiniz kişi sizi sevsin istiyorsanız susmanız gerekiyor. Ya fazla konuşmayacaksınız, biraz da kurnaz olmanız gerekiyor. Uzun lafın kısacası. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ya da beni izleyen gençler, kızlar, erkekler, hanımlar, beyler artık, aboneler, kim izliyorsa ya da yeni abone olanlar. Özellikle işte bu bakım esnasında aklıma geldiği zaman söyleyeyim. Bir ilişki başlayabilir, bitebilir ama bu ilişkiyi bitirmesini de bileceksiniz. Yeniden sıfırdan başlatmasını da bileceksiniz. Bir ilişki olmuyorsa bunu zorla sürüklemenize hiç gerek yok. Kestirin atın, yeniden hayata devam edin. Ya da yeni bir ilişki için yola mesela yeni bir ilişkinin yoluna bakın. Geçmişteki ilişkinden ne hata yaşadıysan bir dahaki bir sonraki ilişkide bu hatayı yapmamanın yoluna bak. Bir de seni bir insan illeye sevmek zorunda değil. Sen sevebilirsin. Ama karşı taraf belki senin hatalarını gördüğü için şimdiki gün sevmiyor. Ama ileriki zamanda seni sevmeyecek anlamına gelmiyor. Ben bu kartları görüyorsam ya da bu şekilde size yorum yapıp söylüyorsam siz de kendinizdeki hatalar neyse burayı düzeltin, partner sizi sevsin. Burada sevdiğiniz kişi sevmeme nedenini söylüyorum görüp o yüzden de bu hataları düzeltin. Çünkü hatayı yapan da kendimiz, hatayı düzeltebilecek de kendimiz. Yeter ki özgüvenli olmanız gerekiyor. Şimdi kırmızı renkimize geldik. 5 numara. Sevdiğin kişi seni seviyor mu? Bakalım. Sevdiğin kişi seni seviyor. Bir de ilk kart çıktı bu. Hem de çok seviyor. Hem de gerçekten çok seviyor. Merak ettim. Evet, çok seviyor. Bu ileriki zamanda evlilikte olabilir. Bu ileriki zamanda resmiyette olabilir. Ya da sevdiğin kişi sana ev, park, hediye de alabilir. Çünkü sevdiğin kişi taraftan sağlam bir hediye, imza, tapu, evrakla ilgili sanki sana bir şeyler bekliyor ileriki zamanda ve sevdiğin kişi seni gerçekten de çok seviyor. Devam ediyoruz. Çok güzel çıktı ya. Bakalım bu kart neymiş? Kendisi düştü. Gerçekten de sevdiğiniz kişi sizi seviyor. Hiç şüpheniz olmasın. Burada biliyor musunuz? Aslında şu kırmızı renki seçenlere şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sadece senin sevdiğin kişiden kaynaklanan birisi değil. Senden de kaynaklanan bir ilişki. Çünkü sen demek ki uslu birisisin. Ya da sevdiğin kişiyi
Mesela nasıl diyeyim? Kurnazca davranıyorsun. Evet, seni seviyorum ya da seni anlıyorum. Sen her şeyin iyisini biliyorsun diye mesela sevdiğin kişiyle her şeyi anlayışlı olarak karşıladığın zaman ya da her şeyi anlıyormuş gibi davrandığın zaman tabii ki sevdiğin kişi sana evde alacak ya da tapuda mesela tapu olarak, ev olarak, araba olarak güzel bir hediye de sana alabilir. Belki senin sevdiğin kişi evli birisi ise ya da para pullu birisi ise ya da bu ilişkiler ki zamanda evliliğe de dönüşebilecek. Çünkü bu ilişkiyi yürüten tek kişi değil. Bu tek kişinin yürütmesiyle ne olmuyor? Her iki tarafta anlayışlı olması gerekiyor. Çok güzel kart çıktı. Gerçekten de sevdiğin kişi seni seviyor ama bu sevgide senin de emeğin var. Çünkü sen de iyi birisisin. Ya da diğer izleyicilerime kötü demiyorum. Siz kötü diye anlamına gelmiyor. Sadece uyumlu birisisin ki sana bir şeyler de hediye etmek istiyor. Şimdi bakalım ne çıkacakmış. Çok iyi bir nasıl diyeyim? Burada senin sevdiğin kişi aşırı derecede kıskanç, seni çok seviyor ya da seni kimseye vermek istemiyor ya da sana olan aşkını, sevgisini kimseyle paylaşmak istemiyor. Çok güzel kart çıktı. Bir de Tanrı kartlarına bakalım. Ne çıkacakmış? Arkadaşlar, ne çıkıyor burada? Alıcılık yazıyor. Siz sevdiğiniz kişi taraftan bir şeyler alacaksınız ya da bir şeyler hediye size %100 gelecek ya da sevdiğiniz kişi sizinle evlenecek ya da geçmiş hayatınızda birini seviyorsanız mesela şu an mesela geçmiş hayatınızda birini sevdiniz ama sevdiğiniz kişi senden ayrı ama çok güzel bir aşk yaşanmış zamanında ve hala da şimdiki günde seni seviyor anlamına geliyor çünkü. Sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğim zaman herkesin bir geçmişinde ya da şimdiki gün içinde kalbinde olan birine karşı sevgisi var ve bunu bu bakımı ya da bu videoyu herkes izliyor. Herkesin de kendine göre bir geçmişi ya şimdiki günü olduğu için bunu geçmiş hayattan birini severek kırmızı renkli düşünerek seçtiyseniz geçmiş hayatınızdaki sevdiğiniz aşk olan kişi şimdiki günde seni seviyor ya da sana verdiği hediyelerden pişman değil. Ama şu an mesela bu ilişki aklından geçen kişi mesela bekar ya da şimdiki bir ilişkiyi düşünerek mesela bu kırmızı renki seçtiysen ileriki zamanda evlilik olacak. Ama bu evlilik sıradan bir evlilik olmayacak. Mesela ya durumu iyi birisi ya da sana güzel hediyeler alacak ya da seni güzel kral gibi yaşatacak diyeyim artık ne diyeyim. Güzel bir kart çıktı. Alıcılık çıkıyor. Çünkü kendine izin ver almak için diye burada yazıyor. Sen her şeyi olumlu bakman gerekiyor. Sana bir şey hediye edeceğim dediği zaman buna güvenmen gerekiyor ve kabul etmen gerekiyor diyeyim. Güzel çıktı. Kırmızı. Kırmızı renkimiz güzel çıktı işte. Tekrar söylüyorum. Çok sevindim. Şimdi yeşil renkimiz en son 6 numaramız. Sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğimiz zaman bakalım ne çıkıyor ya da ne çıkacak. Arkadaşlar ilk çıkan kart negatif kartı çıkıyor. Sanki sevdiğiniz kişiyle sizin aranızda bir olumsuzluklar var. Ya da anlaşamamazlıklar. Sanki aranızda bir negatif varmış gibi hissediyorum burada. Sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğimiz zaman evet seni çok seviyor. Ama sanki burada arada bir negatif var. Çünkü borç ve kayıp çıkıyor. Sevdiğin kişiyi ya senden negatiflen zamanında ayırmışlar ama şimdiki gün hala da seni seviyor anlamına geliyor. Yok şu an birlikte olduğun birini düşünerek bu renki mesela yeşil renki tutanların dikkatine. Şimdiki gün birini seviyorsanız beni seviyor mu diye düşünüyorsanız sizi seviyor ama ileriki zamanda dikkatli olmanız gerekiyor. Niyedir? Birileri mesela
sevdiğiniz kişiyi kaybetmeniz için elinden geldiğini ardına koymayacak diyeyim. Ya da bir zarar vermek isteyen birisi var şu yeşil renkimizde. Şimdi ama seviyor ya da sevmiş zamanında. Eğer geçmişi düşünerek tuttuysanız. Bakalım tarot ne gösterecek size. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dürüst olduğunuzun farkında ya da sevdiğiniz kişi sizi gerçekten de seviyor. Çünkü sen nasıl diyeyim, boş vermen gerekiyor. Mesela birileri aranı bozacak ya da sana bir kötülük yapmak isteyecek. Ciddiye almayacaksın, boş vereceksin ya da bu konuyu uzatmayacaksın. Örneğin Mehmet işte bizim aramıza işte Fadime girip de aramızı bozmak istiyor filan deyip de sevdiğin kişinin beynini yormaman gerekiyor. Umursamaman gerekiyor. Burada bu anlama geliyor. Ya da geçmiş hayatında birisi mesela aranıza girip aranızı bozduysa da sen umursamamışsın ya da bu aşk için, sevgi için mücadele vermemişsin de anlamına geliyor. Ama şu yeşil renkimizin aklındaki kişi ya da sevdiği kişi çok seviyor. Devam ediyoruz. Sevdiğin kişi seni seviyor mu dediğim zaman bu kart ters çıktı. İleriki zamanda ben az önce de söyledim, kayıp kartı anlamına geliyor. Bu da boş anlamına geliyor. İleriki zamanda bu ilişkiyi çekememezlikten belki bu sevgiyi terse çevirmek isteyenler ya da aranızı bozmak isteyenler olacak. Biraz da dikkatli olun. Ne kadar umursamasan bile gene de dikkatli olman gerekiyor. Ve tanrılar size mesela tanrı kartları ne tavsiye ediyor? Buna da bakalım. Bağımsız anlamına çıkıyor, anlamı çıkıyor burada. Bağımsız diye çıkıyor. Şimdi burada ne anlama geliyor? Tanrı bast ne yazıyor? Bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir. Şöyle bir şey. Az önce ne dedim? Umursamadan geleceksin ama dikkatli olacaksın. Seni sevdiğin kişi çok seviyor. Şimdiki gün olan bir ilişki ise çok seviyor. Senin dürüst olduğun için seni seviyor. Ama seni sevdiği için ileriki zamanda sizi çekemeyip de size zarar vermek isteyen işte yakınlarınız ya da işte tanıdıklarınız, arkadaş ortamı olabilir. Ters çevirmek isteyecekler ya da bu ilişkiyi ya da göze nazara da gelebilirsiniz. Biraz da dikkatli ol. Ama bağımsız anlamı kendini de çok bağlamaman gerekiyor sevdiğin kişiye. Zaten sevdiğin kişi seni seviyor. Ya da bunun için bağlama büyüsü, çünkü bağımsız anlamı olduğu için bunu da söylemem gerekiyor. Bağlama büyüsü yaptırmak aklından geçirme. Sevdiğin kişi seni seviyor. Yeşil renk. Arkadaşlar bugünkü bakımım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Telefon numaramdan yola çıkarak benimle iletişime geçiniz. Bireysel bakım yaptırmak isteyenler pazar günü saat 14 ile 16 arası telefon açarak benimle iletişime geçip önce randevunuzu oluşturuyorsunuz. Randevuyu oluşturduktan sonra ancak bakımınız yapılacak. Bakım yapmadan hiçbir şekil ben size hiçbir konuda yardımcı olamam. Çünkü doktor öncelikle bir hastayı görecek. Derdi neymiş ya da hastalık nereden kaynaklanıyor bunları gördükten sonra ancak size bir ilaç yazıp tavsiyelerde bulunabildiği gibi ben de önceden bakım yapmam gerekiyor. Yaptığım bakım bu. Bireysel bakım sayılmıyor. Tekrar söylüyorum. Bakımı ben yapmış olabilirim. Bana tarot kartlar ya da iskambil kartlar neyi gösterdiyse, içimden ne geçtiyse ben o şekil yorumladım. Hepinize aşk, sevgi, mutluluk dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarla karşılaşacağız. Hepinizi seviyorum.